Herkese merhaba arkadaşlar. Büyük çöküş gelebilir. Temkinli olmamızda fayda var. Neden gelebilir? Aslında şöyle bir altın ve Bitcoin paritesine de bakınca arkadaşlar, yatırımcı altına da kaçtığı gözüküyor. Aslında piyasalarda da genel bir risk var. Bunu da biliyorsunuz. Yani buradan bir çöküş bizi 36-38K'lara kadar götürebilir. O yüzden temkinli olmanızda fayda var diyorum. Bu çıkışlara aldanmamak lazım. Böyle biraz dolu dolu çıkışlar değil arkadaşlar. Bu yüzden temkinli olmanızda fayda var diyorum. En azından şu 2-3 günü atlatmak lazım. Ona göre hareket yapmamız lazım. Grafiklere de bakınca tehlikeyi bize gösteriyor. Shiba'dan da bahsedeceğim. Shiba'dan aslında şöyle, Shiba'nın arkadaşlar ne zaman ki Shiba kendini toparladı, hep Bitcoin'in şeyine uğradı. Azizliğine uğradı maalesef. Ne zaman güzel bir şey olsa, ne zaman güzel bir haber gelse hep Bitcoin'in düşüş zamanlarına denk geldi. Bu yüzden de yatırımcısını bizleri üzdü arkadaşlar. Aslında Shiba'da bir suç yoktu. Tam yükselmeye zamanlarında Bitcoin'in düşüş zamanlarına denk geldi sürekli. Bu yüzden sıkıntı oldu ama şu bir iki haftadır Shiba'yı incelediğiniz zaman siz de fark ediyorsanız ki çok sağlam durduğunu görüyorsunuzdur. Ama bu düşüşlerde çoğu altcoin paramparça oldu neredeyse. Shiba sağlam durarak kendini gösterdi. Yani bir trend olsa ki Bitcoin'de yukarı yönlü bir trend olsa demek ki Shiba'yı biraz alıp götürecek diye gözüküyor. Fakat işte bu trend gelecek mi? Bizim için önemli olan bu. Bununla ilgili de baktığımızda ne yazık ki risk çok arkadaşlar. Risk var. O yüzden temkinli olmanızda fayda var diyorum arkadaşlar. Yine görüşmek üzere. Eğer iyi bir haber gelirse, kötü de olsa, iyi de olsa, herhangi bir haber alırsam arkadaşlar hemen yayına geçeceğim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.